Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstanbul yolu Fırat Caddesi yapımına başlanan köprülü kavşak çalışmalarında incelemelerde bulundu. Fırat Caddesi köprülü kavşağında zemin işlerini Kasım sonuna kadar tamamlamayı ve transit yolu açmayı planladıklarını belirten Başkan Altay, sonrasında U dönüşleri ve üst tarafta Sancakayazır geçişlerini tamamlayarak köprülü kavşak inşaatını bahar gelmeden tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Konya'nın dört önemli noktasında aynı anda köprülü kavşak çalışması gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Altay, yaptıkları köprülü kavşakların toplam maliyetinin 1 milyar Türk lirası olduğunu ifade etti. Fırat Caddesi'nde yapımı devam eden köprülü kavşak çalışmalarını inceleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrin trafiğini rahatlatmak adına önemli altyapı çalışmaları yürüttüklerini ifade etti. Konya'nın dört önemli noktasında köprülü kavşak çalışması gerçekleştirdiklerini anımsatan Başkan Altay, Sedirler Köprülü Kavşağı'nı birkaç ay içerisinde tamamlayacaklarını, Taşköprü alt geçidinde çalışmaların hızla devam ettiğini, şehir hastanesi bölgesindeki köprüyü kavşakta da çalışmalara başladıklarını söyledi. İki köprülü kavşakla birlikte yoğun şikayetin olduğu bölgelerde sorun çözülmüş olacak. Ayrıca şehir hastanesi köprülü kavşağımızda bir taraftan hastaneye girişleri kolaylaştırırken, bir taraftan da Adliye Şehir Hastanesi tramvayımız için altyapı oluşturacak. İnşallah köprülü kavşağımız tamamlanır tamamlanmaz Adliye Şehir Hastanesi tramvayına da başlayarak vatandaşlarımızın şehir hastanesine ulaşımını raylı sistemle sağlamış olacağız. Taşköprü alt geçidi de hemşehrilerimizin tren yolu caddesinde kesintisiz şekilde seyahat etmeleri ve Alparslan Türkeş Caddesi'nin Gazze Caddesi ile Karaman yolu arasında kesintisiz bir ulaşım sağlanması açısından çok önemli diye konuştu.